Avrupa konserlerinin sonuncusunu Paris'te gerçekleştiren güzel sanatçı İrem Derici ile sahne öncesi keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Haberimizi izliyoruz. Değmezsin ağlamaya, bitip tükenmiş ömür. Her şeyimi harcadım oyuna, çok aptalmış bu gönül. İrem Derici Paris'te sahne aldı. Parisli sevenleri unutulmaz bir gece yaşadı. Türkiye yarışması ile müzik hayatına start veren İrem Derici, yaz konserlerinin sonuncusunu Paris'te verdi. Konser öncesi keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz güzel sanatçı, ilk kez Paris'te sahne alacağı için oldukça heyecanlı. Sevgili izleyenler, İrem Derici yanımızda Paris'teyiz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün geldiniz, birazdan da sahne alacaksınız. Paris'tesiniz. Evet. Sevenleriniz sizi bekliyor. Neler söyleyeceksiniz? Valla benim Fransa'da, Paris'te ilk sahnem. Ben çok heyecanlıyım. Bir de Paris benim yani dünyada en sevdiğim şehirlerden biridir. Zamanında çok gelip gelmiştim var. Eşimle de bir sene önce gelmiştik bu tarihlerde yine. O yüzden çok heyecanlıyım. İnşallah hani gelenleri mutlu ederiz bu akşam. Sizin enerjinizle mutlu olmamak elde mi İrem Hanım? Paris'i nasıl buldunuz peki? Bildiğim kadarıyla Eiffel Kulesi dünyanın gelmiş geçmiş en çok fotoğrafı çekilen yapısı diye geçiyormuş Guinness rekorlarında. Ama asıl Fransızlar nefret edermiş. Bunu demir yanını niye getirdiniz buraya falan filan. Şimdi o gece görünümü falan beni çok etkiliyor Eiffel Kulesi'nin. İnşallah konserden sonra böyle bir geçerken bakarız ederiz. Yani tabii ki ayrı bir kültür, ayrı bir sanat davası var burada. Ama tabii biz böyle hani o has Türk şeyi vardır ya bizde böyle iki güne özleriz memleketimizi. Biz bugün bile şurada bir kebap olsa da yesek demeye başladık tabii her zamanki gibi. O zaman size sözümüz olsun. Bir dahaki gelişinizde Eiffel Kulesi'nde yapalım röportajımızı. Bu gelişinizi de sosyal medyada neredeyse hiç paylaşmamanız dikkatimizden kaçmadı İrem Hanım. Sosyal medyada takip ettim sizi. Henüz bir görüntü paylaşmadınız Paris'le ilgili. Bir Montparnasse'da eşimle bir fotoğrafımızı paylaştık. Zaten Eiffel'i herkes bugüne kadar paylaştı yani de paylaşalım. İnşallah bu akşam konserden görüntüler, videolar paylaşacağız. Böyle coşkulu bir kalabalık olduğunu düşünüyorum. O benim için en büyük armağan zaten Paris'e dair. Bir konser alanına baktık. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Coşkulu bir kalabalık var. Merak etmeyin İrem Hanım. Görüyoruz ki eşiniz sizi hiç yalnız bırakmıyor. Haberiniz mi? Arkanızda nasıl olsun? İyi vallahi çok keyfimiz yerinde. Beraber işte konserlere gidiyoruz, işte Rıza'nın yayınları oluyor, onlara gidiyoruz şehir dışına. Böyle bayağı eviyle bizi gibi olduk. Paris'ten sonra yolculuk nereye? Belli mi konser yerleri acaba? Buradan İstanbul'a, sonra Çarşamba Kıbrıs var. Kıbrıs'tan tekrar Kemer'e geçeceğiz. Ve yoğun yani programımız. Fransa. Avrupa konserimiz bu sezonun son konseri. Şanslıyız. Aynen. Saydığınız yerler hep tatil beldeleri. Sadece iş için gitmek olmaz. Tatil yok mu peki? Ne yapacağız? Rıza Bey'le beraber tatil. Çok ufak bir tatilimiz var. Nereye efendim? İşte Bodrum büyük ihtimalle. Onun haricinde yine iş güç kovalayacağız. Ne yapalım? Hı-hı. Çalışacağız gencim madem. Çalışalım diyoruz. Ve tam bu sırada yapımcımız Burak Çakar'dan öyle bir soru geliyor ki güzel sanatçı ne diyeceğini şaşırıyor adeta. İşte o keyifli anlar. Tatillerde yurt dışını tercih etmiyorsunuz siz. Biz. Kötü takip ediyorsunuz herhalde. Ziyarada Fransa'da oldum. Tatillerimizi Barcelona'da yaptık, Maldivler'de yaptık. Evet, Barcelona'ya gidiyorum. Hep yurt dışındayız abi. Götürün bunu, olmamış mı? Şey demeyelim. Olmamış mı? Yok yok yani. Yurt dışında ulaşamıyoruz. Ya yurt içi, yurt dışı fark etmez. Kafamız nereye eserse gidiyoruz oraya. Zaten bizim tatil, mesela hani buna tatil diyenler var ama biz buraya çalışmaya, iş yapmaya geldik sonuçta. Yarın bir günü değerlendireceğiz sadece. Bizim tatilimiz böyle bir gün, iki gün, kaçamak gibi. Hani öyle biz gidelim bir ay yokuz falan gibi durumlarımız olmuyor. Gelelim yeni projelere. Eylül ayına kadar yapılacaklar. Çıkacak şarkılar belli olmuş bile başarılı sanatçının. Önümüzdeki çalışmaları sorayım. Şimdi sonra haftaya bir klibimiz çıkıyor. Emrah Karaduman albümünden bir şarkı. Nereden bilecekmiş adı. Ondan sonra Eylül'e kadar yeni bir çalışmam yok. Eylül'de
Aşk Eşittir Biz diye bir şarkım var, o çıkacak. Ondan sonrası zaten ben de bilmiyorum ne yapacağımı da. İrem Nurdan'ın mı? Hayır. Hayır, hayır. İrem Derici birazdan sahne alacak. Fakat önce kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının yanına gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Demet, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi iyi gidiyor, eğleniyoruz. Güzel bir gece. Her şey yolunda. Yine Doğan organizasyonun kalitesine yakışan bir gece. İrem Derici birazdan sahne alacak. Evet, çok sıcak, cana yakın bir isim. Birebir sohbet etme imkanımız da oldu. Umarım salonu coşturacak yani. Paris yıkılacak. Peki. Demet, sen neler söyleyeceksin? Aa, çok güzel bir gece. Umarım çok güzel bir yani. Peki, teşekkür ediyorum size. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, şimdi İrem Derici'yi dinlemeye gelen arkadaşlara mikrofonu uzatıyoruz. Sesil ve Seda ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, iyi akşamlar. Sesim çekilmek için bekliyorsunuz. Birazdan da İrem Derici sahne alacak. Neler söyleyeceksiniz? Siz nerelerden geldiniz? Buralara. Biz Paris'ten geldik. İrem Derici'yi izlemeye. Her şey çok güzel geçiyor. Konser süper. Bayağı yoğun. İrem Derici'yi bekliyoruz. Seviyorsun. Seda sen? Ben de aynı. Paris'ten geliyorum. Sabırsızlıkla bekliyoruz fotoğraf çektirmek için. Konser alanını dolduran İrem Derici hayranları güzel şarkıcı sahne almadan önce DJ'lerin performansıyla hareketlenmeye başlamıştı. Şimdi ise İrem Derici zamanı. Hem slow hem de hareket.